Demek öyle. Tamam o zaman ben bu akşam hemen yola çıkarım, yarın sabah orada olurum. Yo yo merak etme, yetişirim ben. Tabii tabii tabii. Tamam gelince görüşürüz. Tamam kapatıyorum şimdi. Gel kızım gel. Günaydın Zafer amcacığım. Günaydın yavrum, nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz iyisiniz inşallah. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Zafer amcacığım, benim bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Tabii kızım, tabii tabii, gel otur. Oturdum. Dinlenmiyoruzdur değil mi? Ah, merak etme. Ben istemezsem kimse bizi dinleyemez. Oh. Ha, tamam. Zafer amca, şimdi... Buyurun Ada Hanım. Günaydın. Size de. Ada şimdi sakin ol, sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Seni hastaneden aradılar. Ne? Ne hastanesi? Ne olmuş? Kime? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Güneş. Güneş Hanım ameliyattan çıkmış, iyileşmiş. Belki bir ziyaret etmek istersin diye düşündüm ben. Ne kadar da komik ya, karnım artık gitmekten. Bora Bey direkt söyleseniz olmuyor mu? Olmuyor. Hadi gidelim. Hadi. Özlemiştir seni. Güneş. Güneş, Güneş. Selamünaleyküm Erkin abi. Kolay gelsin. Aleykümselam Bora. Ne haber abi, iyi misin? Sağ ol Bora. Sen nasılsın? Kolay gelsin. Ada bak. Merhaba. Erkin abi bizim aile dostumuz. Memnun oldum. Her işimizi halleder. Erkin abi. Nerede Güneş? Canımız kızımız sarı tosbağımız hallettin mi her şeyini, baktın mı? Bora. Ne? Ne? Nasıl ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu? Güneş nerede? Güneş? Bir dakika Ada, bir dakika. Söyle abicim, ne oldu? Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Nasıl bir şey başına geldi abi? Ya arabayı buraya çektik. Sağına soluna baktık. Ufak tefek bir şeyleri vardı. Tamam. Halledelim dedik. Anahtarı da üzerindeydi. Tamam abi, sonra ne oldu? Arabayı çalmışlar. Ne? Ne? Ne demek çalmışlar abi? Arabayı nasıl çalabilirler abi mekanın önünden güpegündüz? Kamera mamera bir şey yok mu? Yok maalesef. Abi ne demek yok abicim? Senin çocuklar görmedi mi oğlum? Sen görmedin mi? Abicim sen şaka mı yapıyorsun bana ya? Adam. Ada dur, sakin ol. Ada. Ada tamam, Ada sakin olur musun? Ada, kime diyorum ben? Ada bir sakin olur musun? Halledeceğiz. Ne olur lan, ne hallediyorsunuz Bora Bey? Ne hallediyorsunuz? Biz Güneş gitti. Ada tamam, hiçbir yere gittiği yok. Tamam, polisi falan ararız. Bir şey yaparız ama hallederiz. Tamam mı Adacığım? Halledilmez. Onu gittiler. Parça parça yaptılar, sattılar. Hurdacılar da geziyor. Şimdi bakın bu arabanın parçası Güneş olabilir. Ada tamam. Güneş olabilir bu. Ada tamam, bak yer yarılıp içine girmediyse bulacağız. Halledeceğiz. Tamam mı? Olmadı, ben sana yeni bir araba alırım ya. Olmaz. Yok. Olmaz, ben araba istemem, ben Güneş'imi istedim. O çünkü bir araba değildi. O benim arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım, o benim her şeyim. Bana bir araba alabilirsiniz ama bana bir arkadaş alamazsınız. Gitti Güneş'im, gitti. Gitti Güneş. Yani Erkin abi sen ciddi misin ya? Yok mu kamera falan gerçekten, sen ciddi misin ya? Allah, çalmışlar ne yapayım işte, yerinize gelen bir şey yok. Ay kalbim, kalbim sıkışıyor hocam. Ada tamam. Ada tamam, sakin olur musun? Allah kahretsin ya. Baba. Neredesin baba? Ya Erkin abinin mekanına geldik. Adanın tosbağı getirdik buraya. Sarı tosbağı var ya. Güve gündüz arabayı çalmışlar burada. Kamera mamarı yok muydu babacığım burada? Erkin abiye soruyorum, çaldılar. Kimse görme diyor. Ya nasıl kimse görmez babacığım? Ya bir dakika Ada. Babacığım git. Ada. Ne yapıyorsun? Zafer amcacığım, kusura bakmayın, çocuk işte. Ne çocuk işte, ne yapıyorsun sen? Ay Zafer amca. Ne gülüyorsun abi sen? Erkin abi, dalga mı geçiyorsun benimle? Bana bak. Kralsın. Güneş, gitmemiş. Erkin abi, senin alacağın olsun. Bak seninle görüşeceğiz, tamam mı? Seninle görüşeceğiz. Ulan soruyorum, ne cevap vermiyorsun bana? Boya Bey. Korktunuz mu? Korkmayın ya. Korktum Ada. Korktum. Bir sapsarı aldınız. Betin'in benzeriniz attı. Ada korktum diyorum sana. Korktum. Gerçekten korktum. Sana iyilik yapayım derken zarar vermekten korktum. Yani sana karşılığını veremeyeceğim, ödeyemeyeceğim bir şekilde zarar vermekten korktum. Bravo sana. Bravo.
Ben de korkmuştum arabayı. Meltem konusunda. Size zarar vermesinden korktum. Özür dilemem yetmedi size. Oysa hayatınıza ya birini alırsınız, kabul edersiniz ya da almazsınız. Siz benden intikam almayı, ders vermeyi seçtiniz. İleri gittin. Haddimi aştım. Yani ben de bunları yapacak bir adam değilim ama yaptım. Senin yüzünden. Kusura bakma. Siz bana bir oyun oynadınız. Ben de size. Ne gerek vardı? Bir özür dilemek yeterli olmalıydı oysa ki. Tamam hadi uzatmayalım. Anladım ben anlayacağımı. Kapatalım konuyu tamam mı? Ödeştik. Tamam ödeştik. Tamam mı? Uzatma kapat konuyu. Arabanı da aldın. Gidelim buradan hadi. Ver şu telefonumu. O zaman ben size bir çay ısmarlayayım. Çay mı ısmarlayacağım? Hı. Nerede? Sahile inelim. Sahile mi inelim? İnelim. Sahil, deniz. İnelim. Telefonumu alayım. Ha, buyurun. Telefonunuz. İnelim. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Sahilde görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Alacağın olsun Erkin abi. Görüşeceğiz seninle. Sizin de gençler. Oh, sizin Erkin usta. İyiydi. Görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğiz. Çok korktunuz mu gerçekten? Korktum tabii ada. Korkmaz mıyım? Yani tam da senin dediğin gibi. Sana hediye olarak yeni bir araba alsam bile biliyorum ki senin sarı tosbağanın yerini tutmaz. Güneş'i Nermin sokak arasında buldum. Sanki bana çek al beni buradan der gibiydi. Gidelim buralardan der gibi bakıyordu. Aslında ben çok iyiyimdir. Bırakma beni burada yalnız başıma diyordu. Terk edilmişti. Camı kırık, pas içinde, leş gibiydi. Ama öyle güneş gibi parlıyordu sokağın ortasında. Sahibiyle konuştum hemen, aradım. İstediği para çok fazlaydı. Çalıştım Bora Bey. Çalıştım biliyorsunuz. Okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Onu da biliyorsunuz. Önemli olan okumak değil. Hayatta kalmaktı. Her işi yaptım. İşten işe koşturdum. Girip çıkmadığım iş kalmamıştı. Hayat Üniversitesi diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Bora Bey ödüm kopardı sokaktan geçerken. Ya satıldıysa Güneş'te ya bulamazsam diye çok korkardım. Ama aldım. Dişimle, tırnağımla aldım. Sizin için bizde böyle net neyse benim için de Güneş o demek. İşte tam da bu yüzden hadi. Tam da bu yüzden. Ne bu yüzden? Tam da bu yüzden yazar olmalısın. Hayatın içinde piştiğin için yazar olmalısın. Efendim Tayfun. Bora Bey, Alp Bey geldi az önce. İşten ayrılma kararı aldığını bildirdi. Onayınız doğrultusunda işlem yapacağım. Allah Allah. Alo? Alp operasyonu tamam. Hayalindeki işi kabul etti. İstifasını da verdi az önce. Sen neredesin? Aa, tamam tamam şey ya benim araba bozulmuştu da ben servise gitmiştim. Aldım geliyorum şimdi yoldayım. Tamam Tayfun neyse. Konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Kalkalım. Kalkalım. Hesabı ödeyeyim ben. Hallederim. Aşk kendi seçer.